Sayın Bakanım, Meclis Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm ana kademimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, belediyelerimizle gece gündüz demeden, durmadan, duraksamadan çalıştık. Çünkü bizler inandık. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'a inandık. Doğru adama inandık. Doğru yola inandık. Allah'ın izniyle kongremizi yaptığımız ilk günde bunun sözünü vermiştik. Bizler kaybettiklerimizi geri alacağız. Allah'ın izniyle bizler bu seçimde 2-0 yapacağız arkadaşlar. Batı'dan aferin talep etmek. Allah için Batı'dan aferin, bize aferin diyecekler diyor ya. Batı'dan ya aferin almak için çalışanlara ya da bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olacaksınız. Ya terör örgütlerini destekleyin dediğinin yanında destek vereceksiniz. Ya da terörle mücadele edenlere destek vereceksiniz. Allah için sözümde yanlış var mı? Doğruya doğru mu? Bu söylediğim hepsi doğruya doğru. O halde güzel kardeşlerim, doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğiz. Güzel kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim. Siyaset bir yarıştır. Siyaset bir rekabettir. Ama kesinlikle siyaset bir kavga değildir. Dolayısıyla yarışta varız, rekabette varız ama kavgada yokuz. Biz bu millete hizmet etmeye geldik. Niye hizmet ediyorsun bu millete? İnsana verilen değer ona verilen hizmetten geçer. İnsana değer mi veriyorsun? Hizmet et. İnsana değer mi veriyorsun? Hizmet et. İnsana hizmet etmeden insana değer vermek mümkünatı yoktur. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bizim dönemimizde çok şeyler yaptık da ama en çok yapılan şey, en çok hizmet hangi dönemde geldi derse, insaf sahibi kimse. Ne demek insaf? Hakkı teslim etmeye yönelik duygu. Herkes elini vicdanına koysun, karar versin. Rahmetli Menderes'ten, Demirel'den, Özal'dan bu döneme kadar hangi dönemde hizmet geldi denirse, Allah için Recep Tayyip Erdoğan döneminde hizmet kat kat geldi. Ancak biz öyle değil. Bizden önceki 20 yıl bize hizmet verenlerden daha fazla, bizden önce bize 40 yıl hizmet edenlerden daha fazla, bize 60 yıl hizmet edenlerden daha fazla, bize 80 yıl hizmet edenlerin toplamından kat kat fazla hizmet getirdiysek, o zaman sadece 20 yılda hizmetiniz yaptınız demek gerekmez, bir de bu kadroya teşekkür etmek gerekir. Doğru mu? Yani Maraş'taki olan bir deprem hala bir etkiliyorsa 1000 yıl önce, bu 1000 yılın bir felaketi. Ama 1000 yılın felaketinde de 360 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayıp depremzedelere vereceğiz. Gücünüz olmazsa bunu yapamazsınız. Güçlü olmazsanız yapamazsınız. Zengin olmazsanız yapamazsınız. Allah için vatandaşımız ne dediyse yaptık. Sayın Bakanım, biz de sizin huzurunuzda Kırşehir olarak söz veriyoruz. Sırdaş olan gariplere